Selamünaleyküm, hayırlı günler değerli arkadaşlar. Bugün Esenyurt'a süt getirdik, Pınar Süt depoya. Onu indirip Çorlu'ya geçtik. Çorlu'dan da Eskişehir Çukurhisar'da bir kireç fabrikası var. Oraya kağıt götürüyoruz, bobin kağıt. Bobin yüksek olan bobinlerden değil, 1,5 metrelik boyu, 2 tane üst üste konuyor. Onlardan götürüyoruz. Takograf konusuna ben biraz değinmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yani takograf azami ağırlığı arkadaşlar 3,5 ton yük taşıyan ve onun üzerinde yük araçlarında ve şoför dahil 9 kişilik koltuk sayısı olan araç ve üzerindeki araçlara takılması mecburi. Takograf ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, takograf şoförün hareketlerini, faaliyetlerini, yani kaç saat araç kullanmış, kaç saat çalışmış, biraz sonra anlatacağım çalışmak nedir, sürmek nedir, kaç saat mola vermiş ve molaları ne kadar sürede vermiş, ne kadar dinlenmiş, kaç kilometre hızla sürmüş, ne kadar yol almış, bunu da tespit edilebiliyor arkadaşlar. Bu aletin ismi takograf. Takografta da bilgiler yazıyor. Tarih, hangi tarihte, hangi saatte, ne kadar hız yaptığını ortaya çıkarıyor. Bu şoför için faydalı bir alet değerli arkadaşlar. Çünkü yapılan tespitler sonucunda bir şoförün günlük ne kadar araç sürebileceği, ne kadar çalışabileceği konusunda yapılan araştırmalarda en sağlıklı şekilde verilen karar. Özellikle derslerde anlatılan, SRC derslerinde, ehliyet derslerinde anlatılan takograf Avrupa saatine göre, yani Avrupa'nın uygulamış olduğu takograf bilgileri. Benim de vereceğim şu anda o. Daha sonra da Türkiye'de nasıl uygulanıyor onu anlatacağım. Avrupa'da değerli arkadaşlar 9 saat. Ya bu Amerika'da 10 veya 11 saat yanlış hatırlamıyorsam araç sürme hakkı var. Ama Avrupa'da günlük 9 saat. Haftada 2 saat sadece 10 saat kullanabilir. Bunları da peş peşe değil. İşte mesela pazartesi 9 saat sürdü. Salı günü 10 saat. Çarşamba günü 9 saat. Perşembe günü 10 saat. Cuma 9, cumartesi 9 saat sürecek gibi. Yoksa peş peşe ard arda gelen 2 günde 10 saat süremez. Nasıl bölüştürülüyor bu bir güne? Bir günde de arkadaşlar 11 saat çalışma hakkınız var. Ne demek 11 saat? Sabahleyin 9'da eğer kontağı çevirip araba çalışmaya başladıysa o gün siz çalışmaya başlamışsınız demektir. İster arabayı hareket ettirin, ister ettirmeyin. Kontağı çevirdiğiniz anda, araba çalıştığı anda takografta görünüyor. Bu sizin çalışmaya başladığınızı gösterir. Saat 9'da başladıysanız üzerine 11 saat koyuyorsunuz arkadaşlar. O da yaklaşık kaç ediyor? 8. Akşam 8'de kesinlikle çalışmayı bitirmiş olmanız lazım. Kontağı kapatmış olmanız lazım.
buna çalışma süresi deniyor. Sürüş süresi ise takograf arkadaşlar direkt şanzımana bağlı. Araba hareket ettiği zaman, araba çalışmaya başladığı zaman devreye giriyor. Sürüş süreniz ise araba hareket etmeye başladığı anda başlıyor. Bir günde 9 saat araba, yani tekerin dönme süresi. En fazla 9 saat teker dönebilir. Şimdi bu 9 saati de hep birden kullanamıyorsunuz. 4,5 saat olmak üzere iki bölüme ayırıyoruz. Bu 4,5 saati de en uygun olan şekli de şu şekilde uygulanması arkadaşlar. 2 saat sürüş yapıyorsunuz, 15 dakika dinleniyorsunuz. 2,5 saat kullanıyoruz, yarım saat yani 30 dakika en az dinlenme süresi veriyoruz. Daha sonra bakın 4,5 saat sürüş, toplamda 45 dakika mola. 15 dakika 2 saatten sonra vermiştik. 30 dakikada 2,5 saat sürdükten sonra arkadaşlar yarım saat mola verdik. Toplam 45 dakika mola vermiş olduk. Daha sonra tekrar 2 saat sürüş yapıyoruz. 15 dakika dinlenme. Daha sonra 2,5 saat sürüş. Ardından yine yarım saat. Estağfurullah. Artık süre bitiyor 9 saat. Bundan sonra yatışa geçmesi lazım. Kesintisiz 11 saat yatış olması lazım. Araba çalışmaması lazım arkadaşlar. Hareket etmemesi lazım. Böylece günlük 9 saat tamamlanmış oluyor. Takograf Avrupa'da ilk hafta mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 9'ar saat kullanıldığında haftalık arkadaşlar 54 saat yapıyor. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Eğer 2 günü 10'ar saat olarak kullandıysanız 56 saat yapıyor. Bakın 9'ar saatten kullanırsanız 54, 2 gün 10'ar saatten kullanırsanız da 56 saat ediyor. İkinci hafta ne yapıyorsunuz? İkinci hafta da arkadaşlar pazartesi 7 saat, salı 7 saat, çarşamba 6, perşembe 6, cuma 5, cumartesi 5. Veya bu günleri siz karıştırabilirsiniz. Yani bir gün 7 saat, bir gün 6 saat, diğer gün 7 saat, ertesi gün 6 saat olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bu ikinci haftanın da sürüş sayısı 36 saat ediyor. Eğer önceki hafta iki sefer 10 olarak kullandıysanız 56, 36 daha 2 haftalık 90 saat kullanma hakkınız var. Şimdi şunu ifade edeyim. Bu Avrupa'da kullanılma süreleri değerli arkadaşlar. Kısaca toplam olarak söyleyeyim. 11 saat çalışma, yani arabanın yanında oldunuz, kontağı çevirdiniz, hareket edin veya etmeyin. Kontak çevrilip araba çalışmaya başladığı anda 11 saat çalışma süreniz var. Bu 11 saatin sadece 9 saatini sürüş yapabilirsiniz. Daha sonra kesintisiz olarak 11 saat yatışınız var arkadaşlar. Mecbursunuz. Ha bunu haftada 2 sefer olmak üzere 9 saat kesintisiz yatış. 3 saat olarak da 12'ye çıkarıyor. Eğer 11 saati siz küçülttünüz, 9 saat kullandıysanız 9-2 daha 11 eder. Hayır, 9-3, 9 artı 3 olarak kullanmanız lazım. Yani 12 saat dinlenme vermeniz lazım. Bu çok önemli. Geldik Türkiye'ye arkadaşlar.
Zaten bu uygulamayı bunu izleyerek de yapabilirsiniz. Anlatım şeklini. Diğer yerlerden de bilgi alabilirsiniz. Avrupa'daki uygulama bu. Fakat Avrupa'da bile arkadaşlar farklılıklar var. Diyelim Sırbistan diyor ki geceleyin en fazla 3 saat sürebiliyorsun. Onların içinde de karışıklık var biraz. Avrupa'ya şu anda gitmediğiniz için biz şu anda Türkiye'deki durumu anlatıyorum. Ha şunu da anlatayım. 2 hafta sonra arkadaşlar 48 saat yatış, 45 veya 48 saat yatışınız var. Birinci hafta 6 gün çalıştınız. 1 gün tatil var. Pazar günü yani diyelim. 1 gün yatışınız var. Daha sonra ertesi hafta 36 saat çalışıyorsunuz. 2 gün yatışınız var. Hiç hareket etmeyecek araç. Takografta mesela bazen park ediyoruz. Adamlar geliyor dinlenme saati. Dinlenme saatinde diyor ki ya arkadaş şunu biraz ileri al da ben çıkayım. Biraz ileri alıp çıkacağı hareket ettirdiğiniz anda takograf bozuluyor arkadaşlar. Süreyi kabul etmiyor. Diyor ki sen hareket ettirdin yine sıfırdan başlayacak. Buna çok dikkat edin. Kabul etmiyor. Arabayı çalıştırıp hareket ederseniz bunu kabul etmiyor. Fakat diyelim hafif rampa. Araçta biraz hava var. Ha bunu yapmayın. Bunu yapmayın ama birisi yaptı onda gördüm öyle. Çalıştırmadan biraz ileri aldı şöyle bir metre falan. Öyle takograf bozulmamıştı. Siz bu bölümü geçin bunu sakın yapmayın. Geldim şeye. İlk haftanın sonunda bir gün, ikinci haftanın sonunda da 45 veya 48 saat yatış mecburiyetiniz var. Özür diliyorum, hava çok sıcak. 30 derece buralar. Acayip de nem var. Bu sefer de klimayı açtım, herhalde o öksürttü. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Türkiye'de uygulaması nasıl bunun? Türkiye'de ne diyeyim, her polisin uygulaması ayrı mı diyeyim? Genel itibariyle arkadaşlar Türkiye'de iki haftada bir iki günü şey yapmıyor, istemiyor. Şu anda iki gün istemiyor. Diyor ki günlük 9 saat sür kardeşim. 10 saati kabul etmiyor ha. Bak sakın ha. Ya haftada 2 gün hakkımız var. Ben bugün 10 saat sulandım. Memur bey hayır asla bunu kabul etmiyorlar. Türkiye'de kabul edilen takograf günlük 9 saat sürüş. Efendime söyleyeyim. Haftada bir gün dinlenme. Bunu kabul ediyor. Türkiye şu anda bunu kabul ediyor arkadaşlar. Bugün itibariyle bugüne kadar gördüğüm, incelediğim, sorduğum, araştırdığım, duyduğum uygulama bu. Polislere de soruyoruz. Günlük 9 saat, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Pazar günü yatış arkadaşlar. 24 saat hareket etmeyecek araç. En az tabii ki. Bu anlattım ya molalarda 15 dakika. En az 15 dakika. İstersen yarım saat dinle. Şimdi değerli arkadaşlar Türkiye'de mola saatlerine de bakıyorlar. Kimi polis 2 saat kullanmış 15 dakika mola vermiş misin ona bakıyor. Kimi polis de 4,5 saat kullanmış 45 dakika mola vermiş misin ona bakıyor. Türkiye'deki uygulaması da böyle basit. Basit arkadaşlar. 9 saati sürüşte geçirmeyeceksiniz. 9 saati geçirirseniz polis de size cezayı artık yazıyor diyeyim. Eğer bir haftalık dinlenme işi yapmamışsanız bir günlük yine ceza yazıyor. Bunu da bilin. En az 9 saat. Bakın Türkiye'de normalde 11 saat ya yatış arkadaşlar.
Türkiye'de polisler 9 saate bakıyor. Ama siz 11 saat yatın. Ama polisin hesap sorarken hiç 9 saat yatmamışsın diyor. Evet arkadaşlar. Şeye de bakmıyor. Çalışma süresine de bakmıyor polis. İşte sen kontağı çevirdin o gün 11 saat mi çalışmışsın? 12 saat mi 13 saat mi çalışmışsın? Ona bakmıyor. Sürüş süresine bakıyor. Yuvarlak bir teker şekli var. Yani ne kadar teker dönmüş. 9 saatse eyvallah problem yok. İstersen 12 saat 13 saat arabanın yanında çalış. Çünkü bu arkadaşlar takograf adil kazanmaya sebep oluyor. Yani birisi 9 saat çalışır öbürü 15 saat. Bu bir rekabetsizlik, haksızlık oluyor yani. Haksız rekabet. Veya şoförün ezilmesi oluyor. Ondan dolayı aslında oturduğu müddetçe hani hep savunuyorum. Önceki videolarda da söyledim. Şoför için ideal arkadaşlar. Uykusuzluktan dolayı çok gidenler oldu. Çok vefat edenler, ölenler, tırı devirenler, aracı devirenler, yoldan çıkanlar. Yani mesela uyku konusunda vefat edenlerden birisi de benim babamdır. Tabii uyuyan benim babam değil. Karşıdan gelen kamyon şoförü. Allah rahmet eylesin ikisini de. Uyuyor, geliyor. Babam gel uyuduğunu anlayınca kenara hafif çekiyor. Fakat ona rağmen uyuyan o amca geliyor. Dorsaya çarpıyor babamın sürdüğü tırın. Lovbet'in dorsesine çarpıyor. O silkelenmede babam kafasını aniden o silkelenme anında çarpıp vefat ediyor. Yanında iki kişi sağ. Onlarda hiçbir şey yok. Ecel tabi diyoruz ama uyku önemli değerli arkadaşlar. Şoförün dinlenmesi, uykusunu iyi alması, dikkatini toparlaması bunlar elzem, lazım, gerekli olan şeyler. Evet takograf böyle değerli arkadaşlar. İnşallah başınızı ağrıtmamışımdır. Genel itibariyle benim burada bir not aldığım şey var. Onu da göstereyim isterseniz size. Şöyle tam kağıda bakmıyorum kamerayı. O yüzden inşallah görünüyordur. Şu şekilde. Evet inşallah net görünmüştür. Kısaca aldığım notlar bunlardı. Anlatırken bunlara bağlı olmaya çalıştım. Bu Avrupa'daki uygulaması tabi. İnşallah çekmiştir. Olmazsa durdurur bakarsınız. Şu anda Çerkezköy civarındayım. Yoksa Çorlu'ya. Çorlu yol ayrımı. Evet, Çorlu yol ayrımına geldim. Daha sonra takograf kağıdını çıkarırım. Takograf kağıdındaki şekillerin ne işe yaradığını da anlatmaya çalışırım inşallah. Basit işaretler. Tabii halen daha hani İşaretlerin ne olduğunu bilmeyen trafik polisleri de var. Jandarma falan bazen soruyor kaptan bu ne işareti falan. Acaba hani mıknatıs mı koydun oynama mı yaptın diyorlar. Bazı işaretler var mesela elektrik kesintisi olunca diyorlar ki sen diyor takografın fişini çekmişsin veya şeyini ayırmışsın. Bunları da belki anlatırım ileride. Mesela akü başlarında sıkıntı olduğu zaman hata veriyor. Gerilim hatası diyor. Onu bazen polisler diyor ki sen diyor takografla mı oynadın? Hayır, elektrik kesiyor kutup başlarından dolayı. Zaten orada gösteriyor. 0 saniye sürüş. 0 saniye sürüşü de gösteriyor orada. Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Tabi illa ceza keseceğim diyorsa bir polis
cezayı keser. Ama siz güzelce ifade ederseniz arkadaşlar, ikna ederseniz cezadan da vazgeçebiliyor. Yurt dışında da öyle diyorlar. Alman polisini anlatırsanız, ya şöyle böyleydi, fotoğraf gösterirseniz çoluğunuzu çocuğunuzu diyor, affedebiliyor diyor Alman polisi. Ama Hollanda polisi, İngiltere polisi fazla affetmiyor. Hollanda'da diyor polis göremezsiniz. Ama polis sizi durdurduysa da muhakkak bir bildiği var, bir suçu işlemişsinizdir. Muhakkak onun cezasını keser. Lamı cimi yok. Trakya'da buğdaylar sarardı arkadaşlar. Patates mi neydi falan diyordum ki, şimdi olayı çözdüm ki arkadaşlar, bunlar çok büyük ihtimalle ne deniyor ya, ayçiçeği değerli arkadaşlar, ayçiçeği tarlaları yeşermeye başladı, uzamaya başladı Trakya'da. Diyorduk zaten, çekmiştim de, yağ fabrikaları çok fazla var burada. Kanolalar toplandı, yağ çevrildi. Şimdi ayçiçekleri büyüyor. Onlar da büyüyünce yağ çevirecekler.